Ben size e, Hayder'i tavsiye edebilirim. Şeffaflığına güvenirim. Bir yeryüzünde üşüyen bir Müslüman varsa veya aç yatan bir Müslüman varsa senin ısınmaya hakkın yok. Senin tok yatmaya hakkın yok. Selamun aleyküm, hayırlı günler kıymetli izleyicilerimiz, sevgili dinley dinleyenlerimiz. Efendim yeni bir Yesevi Yolu programında daha sizlerle beraberiz. E, Hayder, yönetim kurulu başkanı Mehmet Kaya abimizle birlikte. Mehmet abicim hoş geldiniz sizler de programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şimdi her programda vurguluyorum, Hayder'in çok fazla sayıda başlatmış olduğu ve devam ettirdiği, yıllardan beri de devam ettirdikleri var hatta bunun içerisinde. Faaliyetler var, yardım faaliyetleri var. Yurt içi, yurt dışı. Bunların her biriyle alakalı bizler zaman zaman özel konu başlığı altında konuşuyoruz, bilgilendiriyoruz efendim. Siz kıymetli izleyenlerimizi ve dinleyenlerimizi. Sizler de bunlarla ilgili harekete geçerek o faaliyetleri destekleyebiliyorsunuz ki zaten sizlerin desteğiyle yürüyor bunca yardım faaliyeti. Her birinize bu konuda müteşekkiriz elbette. Ahmetyesevi.org.tr'den daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdi biz Mehmet abimizle birlikte bugünkü programımızda Hayder'in burs yardım faaliyetini konuşacağız. Maşallah çok uzun zamandır da bu faaliyet devam ediyor değil mi Mehmet abi? Elhamdülillah. Ee, sayısı artırılmaya çalışılıyor artıyor da periyodik olarak her yıl yeni bir hedef konuluyor belirleniyor biz hem e, 2024 yılı içerisinde devam ede gelen o faaliyeti konuşalım istiyoruz sizlerden bilgileri alalım hem de şimdi e, sayılı gün çabuk geçer şurada 2-3 ay sonra artık 2024'ü de nihayet erdireceğiz inşallah Rabbim evet. hayırlısıyla kavuşmayı nasip etsin diyelim o sene için, önümüzdeki yıl için planlar vesaireler. Bunları da sizden duymak isteriz. E, kimlere burs veriyor Hayder? Nasıl seçiyor burs verdikleri kişileri? E, bunlarla ilgili bilgileri almayı isteriz. Şimdi tabii önce bir konuya genel bir giriş yapacak olursak Mustafa Bey. Siz de Allah razı olsun vurguladınız. Hoca Ahmet Yesevi Derneğimizin yurt içinde birçok çalışması var. Evet. E, bu çalışmaların içerisinde en önemlilerinden birisi de aslında burs çalışması. E, yani bur, bunu burs kelimesini niye kullanıyoruz? Yani genelde e, bu kelime üzerinden e, konu anlaşıldığı için e, böyle kullanıyoruz. Aslında bu ilme destek evet. çalışması yani ilmi faaliyetlere destek çalışması. E, burada e, Hoca Ahmet Yesevi Derneği e, neredeyse yaklaşık 10 e, seneyi geçti. E, bu burs çalışmalarını yapıyor ve her senede hem bütçeyi artırarak hem kişi sayısını artırarak e, bu çalışmayı yapıyoruz. E, burs çalışması e, derneğimize müracaat eden ve ihtiyaç sahibi olduğunu belgeleyen. Hı -hı. Yani burada iki önemli kıstas var. Yani her bursa müracaat edene biz burs vermiyoruz. Evet. E, mesela bir tane örnek vereyim. Bir aile e, iki çocuğunu özel okulda okutuyormuş. Özel okulda okutuyormuş, e, onların ihtiyacını da karşılayamıyormuş, bizden burs talebinde bulundu. E şimdi bizim e, çocuğunu özel okulda okutan bir aileye bir şey deme şansımız yok. Bu bir tercihtir. Tabii. Ama çocuğunu özel okulda okutan bir ailenin öyle ya da böyle imkanı olmasa e, özel okula göndermez çocuğunu. Devlet okuluna yollar. Biz de burada dedik ki biz bu aileye burs yardımı yapamayız dedik. Neden? Çünkü daha çok ihtiyacı olanlar var. Yani bizim şimdi kategorimiz şöyle Mustafa Bey. Yani birisi bize ihtiyacını beyan ettiyse e, ondan sonra e, tamam bu ihtiyaç sahibidir. Biz buna yardım edelim gibi bir lüksümüz yok. Çünkü biz emanetçiyiz. Evet. Hep kullandığımız bir sloganımız var. Ne diyoruz? Bağışlarınıza doğru adresler bulan hayder diyoruz. E şimdi bu sözü söylemek kolay ama bu sözün sorumluluğunu almak o kadar da kolay değil. O yüzden... E, bu sözün de sorumluluğunun bilincinde olarak bir kere biz önce bize müracaat edenleri e, önümüze alıyoruz, e, bakıyoruz. Hatta bir önceki sene mesela bir öğrenciye burs vermişiz. Ne yapmış öğrenci? İşte üniversitede transkript diyorlar. Hmm. E, ondan sonra liselerde not ortalaması diyorlar. E, ondan sonra biz bunlara bakıyoruz, başarı durumuna da bakıyoruz. Yani Hayder'den bursu almış ama sınıfta kalmış. E senin okumaya niyetin yok yavrum. Hmm. Senin okumaya niyetin yok. Kusura bakma. Biz senin yerine bir başkasını alalım. Neden? Çünkü biz emanetçiyiz. Tabii. Yani başarısız olan bir öğrenciye burs verin, ben para yolluyorum diyen bir bağışçımız olursa biz ona ayırırız, o öğrenciye veririz. Ama ben bağış yapıyorsam e, benim bağışımın hakkını veren bir öğrenci olsun. Mesela hafızlık talebesi ise hafızlığına ciddi çalışan, 5 senede hafızlığı bitiren bir talebe olmasın. Ondan sonra lise okuyorsa, imam hatip lisesi okuyorsa, Kur'an kursu okuyorsa, e, tekamül okuyorsa, ihtisas okuyorsa, ilahiyat okuyorsa o da ne yapsın? E, dersine önem veren e, iyi bir alim olarak, iyi bir müderris olarak, iyi bir e, ihtisas sahibi bir hoca olarak yetişsin diye uğraşmamız lazım. Yani bizim için kalite de önemli. Evet. İşte bu açıdan baktığımızda e, biz önce müracaatları alıyoruz. Bu müracatlar genellikle Ağustos, Eylül aylarında oluyor. Eylül sonunda, Ekim başında biz bu müracatların bir değerlendirmesini yapıyoruz. Ki mesela ben ilk değerlendirmeyi yaptım. Arkadaşlara e, tasnif yapmalarını söyledim. E, önümüzdeki birkaç gün içinde o dosyalar benim önüme gelecek. Tek tek bakacağım ben onlara. E, ondan sonra geçen sene verdiklerimizin zaten geçen sene almışsa bu sene de alacak. Nasıl alacak? Sınıfta kalmamışsa, not ortalaması yükselmişse çok düşmemişse çok böyle çok düşmemişse de biz onu yine değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Çünkü ihtiyaç sahibi ailelerin bazı sosyolojik durumları da oluyor. Onları da göz önünde bulunduruyoruz. Ortamları tam müsait olmuyor. Maddi imkansızlıklardan, sıkıntıdan dolayı da biraz gevşeklik olabiliyor. Tamamen böyle şey yapmıyoruz. Orada sınıfta kalmışsa yani geçememişse onu kriter olarak baz alıyoruz. Bir taraftan da işte bu dosyaları inceleyeceğim, bu müracaatları inceleyeceğim, onları ayıracağım ve bu senenin burs sayısını belirleyeceğiz. Hı hı. Ee, yani biz geçen sene bine yakın öğrenciye burs verdik. Muhtemelen Maşallah. Muhtemelen bu senede bin sayısıyla ittifa edeceğiz. Neden? Nedenini söyleyeyim. Bu sene biz rakamı yüzde yüz artırdık Mustafa abi. Evet. Rakamı yüzde yüz Bursu da artırdınız. Için, tabii. Artırdığımız için kişi sayısını çok böyle dedik yükseltmeyelim. E, ...sıkıntı olmasın çünkü biz 9 ay boyunca bu bursu ödüyoruz... ...bir de Ramazan-ı Şerif'te biliyorsunuz bayram açlığı veriyoruz... ...10 ay verdiğimiz zaman e, ciddi bir rakama tekabül ediyor ki... ...mesela bu sene biz onu da söyleyelim... E, ...bir öğrencinin, bir ilim talebesinin burs bedeli 2000 TL... ...yani her ay düzenli olarak 2000 TL... Çok ...bu iyi. yavrularımızın direkt hesabına yatırılmak suretiyle... ...yani biz bunu 1500 yapsaydık sayıyı artırabilirdik ama... Dedi ki yani 1500 liranın da artık bir değeri kalmadı. Hani en azından 2000 lira bir öğrenci. 2000 lira çok güzel bir burs evet, aslında. Yani 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 Haydar için, için yani bizim gücümüz buna yetiyor. Evet. Ama hani... az da değil 1000 kişiye, değil. Tabii. bin talebeye yani Bin 1000 kişiyi hesap ettiğimiz zaman ya aylık 2 milyon lira gibi bir rakam Tabii. yapıyor. Yani 1000 bin, bin ifadesi dile kolay geliyor ama bin kişiyi şöyle bir gözünüzün önüne bir toplayın bakalım. Yani evet. az şey değil gerçekten. Allah razı olsun. Aynen öyle. Yani bu sene 2000'e çıkardık. E, burs miktarını ama kişi sayısını ya, binin üzerinde de biraz zorlayabiliriz e, ama inşallah bu şekilde bir istişare oldu e, bizim Haydar Yönetim Kurulu'nda. İnşallah Rabbim e, bu ilmi çalışmaları devam ettirmeyi de nasip eylesin. Birazdan bunun önemiyle de ilgili konuşacağız. Yani özetleyecek olursak Haydar bu sene yine bin öğrenciye burs verecek. Bu öğrenciler kimlerdir? Hafızlık talebeleridir, ilim talebeleridir. ...tekamül okuyan, ihtisas yapan hocalardır. İmam Hatip Lisesi öğrencileridir. E, ilahiyat öğrencileridir. Bizim yardım ettiğimiz 2000 aileden... E, ...gerçekten çok zor durumda biliyorsunuz bunlar zaten. Bunların okulda okuyan çocuklarıdır. Yani bunların içerisinden bunu belirledik. E, i̇nşallah bu sene Ekim ayında burs ödemelerine başlayacağız. E, bağışçılarımıza da buradan e, bu... E, hizmetimizi bu seneki 2024-2025 öğretim yılıyla alakalı bu bilgileri paylaşmış oluyoruz. Tabii hafızlık talebesiyle alakalı e, çok talep var e, ama bizim hafızlık talebesi e, bunlar tabii resmi kurslarda okuyan evet. talebeler olduğu için hafızlık talebesi bulmakta biraz zorlanıyoruz. O konuda da bağışçılarımızın biraz anlayışlı olmasını bekliyoruz. Hı hı. Sonuçta ilim talebelerine biz bu yardımları yapıyoruz. E, i̇nşallah yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü bu ilme destektir hatta ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki Bakara suresinde yapacağınız hayırlar yapacağınız hayırlar o fakirlere aittir ki onlar Allah yolunda yaptıkları cihattan ve mesailerini ilim yolunda harcadıklarından dolayı çalışıp kazanmaktan engellenmişlerdir de bu sebeple yeryüzünde geçim temini için herhangi bir dolaşma imkanı bulamamaktadırlar. Yani birileri kendisini şu an mesela bir Türkiye'de bir cihattan bahsedebilir miyiz? Yok. Ama bir ilim cihadından bahsedebiliriz değil mi? İlim seferberliğinden bahsedebiliriz. İşte ayet-i kerimede buna da işaret ediliyor ve e, ilim yolunda mesailerini harcadıklarından dolayı çalışıp kazanmak durumları yoktur. Çünkü hem çalışacak bir talebe, ilim talebesi hem okuyacak. Şey hem okuyacak. Hem dünyevi işlerini yapacak hem okuyacak. Bu zor olur. Evet. İşte burada aslında Burada e, hayır yaparken bunların tercih edilmesi gerektiğini bize Rabbimiz beyan ediyor. Zaten ayet-i kerimin devamında da iffetli davranışta bulunmaları yüzünden dilenemedikleri için durumlarını bilmeyen kişi onları zengin kimseler zanneder. Habibim sen simalarıyla onları tanırsın. Zayıflık, dağınıklık ve yüzlerinin sararması gibi bir takım belirtilerle kendilerinin zor durumda olduklarını hemen anlarsın. Onlar yüzsüzlük edip on, insanlardan ısrarla bir şey istemezler. Zaruretten dolayı isteseler de ısrarcı olmazlar. Hayır olarak maldan ne infak ederseniz, şüphesiz ki Allah onu çok iyi bilip karşılığını verecek olan bir alimdir. Şimdi, Habibim sen simalarıyla onları tanırsın derken, kimi kastediyor? Ashab-ı Suffe'yi evet. kastediyor. Evet. Değil mi? Yani, ee, onlar diyor yüzü sararsa da açlığını sana belli etmemeye çalışırlar ama sen onları yüzlerinden tanırsın. Bugün ashabu suffe ahirette. Bugün Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem kabrinde haydir diridir ama ahirette, değil mi? Peki biz dünyadayız. Bu ashabu suffe misali medreselerde okuyan talebeler nerede? Onlar da her biri e, okudukları kurslarda, okudukları medreselerde peki Onlara kim sahip çıkmıştı? Sahabe i kiramın zenginleri sahip çıkmıştı. Bunlara kim sahip çıkacak? Bunlara da bugünün zenginleri veyahut da bugünün hayır sahipleri e, evet. sahip çıkacak. Onun için aslında burada bir işbirliği söz konusu. Yani burada bir e, teşvik söz konusu, burada bir yardımlaşma, burada bir paylaşım söz konusu. Yani mesela Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Sahabeden ilim okuyanları harbe bile götürmezmiş, cihada götürmezmiş. Neden? Zaten cihat yapıyor. Bir de onları cihada götürse, savaşta şehit olsalar ilmi kim taşıyacak? Bak ne diyor hadis-i şerifte? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir hadis-i şerifte Abdullah İbni Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayetle, Resulullah Efendimiz'i şöyle buyururlarken işittim demiştir. Allahu Teala ilmi kullarının sadrından silmek ve çekip almak suretiyle kaldırmaz. Ancak alimlerin ruhunu kabz etmek suretiyle alır. Nihayet hiçbir alim kalmayınca insanlar kendilerine cahil bir takım kimseleri reis edinirler. Bunlara sualler sorulur. Onlar da ilimleri olmadığı halde fetva verirler. Yok mu şu an böyle ya, alimler? Alim demeyelim de tarihte... alim görüntüsünde olanlar diyelim. Tabii. Yok mu bugün var. var? Bak ne diyor peygamberimiz? Bunlara sualler sorulur. Onlar da ilimleri olmadığı halde fetva verirler. Böylece hem kendileri dalalete düşer, hem insanları iddial ederler. Yani dalalete düşürürler. Buyur işte yani. Ya birileri olacak. Bu ilmi yaşatmak için mesela Efendi Hazretlerimiz buyururdu ki bizzat kulaklarımızda duyduk. Rabbim şefaatine nail eylesin. Amin. Yolunu yürütmeyi nasip eylesin. Amin. Yolunu bozanlardan ve bozmak isteyenlerden Allah bizi muhafaza eylesin. Amin. Bunu da bu arada söylemiş olalım. Ee, ondan sonra derdi ki bize ne kadar hoca lazım cemaati müslümin Ne kadar hoca lazım? Denizde ne kadar kum varsa o kadar hoca lazım derdi. Evet. Efendi Hazretleri. Neden? Çünkü bugünleri o günlerden görüyordu da onun için. Efendi Hazretlerimiz. O günlerden görüyordu. O yüzden e, bu ilmi çalışmalar önemlidir. Mesela bugün birçoğumuz çocuğumuzu okutmak istiyoruz. Hafız olsun istiyoruz. Alim olsun istiyoruz. Mesela herkes çocuğunun cübbel hoca gibi bir alim olmasını istiyor. Allah öyle alimler yetiştirmeyi nasip eylesin kolay bir evet. şey değil ama Allah dilerse kolay İşte şehit Bayram Ali Öztürk gibi alimler yetiştirmeyi nasip eylesin Rabbim Hızır Ali Muradoğlu gibi alimler yetiştirmeyi nasip eylesin Rabbimiz mesela Resul Bölükbaş gibi Hoca Efendi gibi alimler yetiştirmeyi nasip eylesin Rabbimiz evet. ya biz bu gayret içinde olursak biz bu niyette olursak en azından Allah Celle Ceva bizim niyetimize ve gayretimize bakar ve ona göre muamele eyler yani biz ümitsizliğe düşmeyelim Tamam. Birçoğu ahirette. Efendi hazretlerimiz ahirette ama hala aramızda ehli sünnet alimler var mıdır? Vardır. Allah onları başımızda daim eylesin. Amin. Kimdir onlar? İşte vekillerin emiri İbrahim Efendi selleme başımızdadır. Cübbel Ahmet Hocamız, Haydar Şeref Başkanı başımızdadır. Ahmet İslamoğlu Hocamız başımızdadır. Muhammed İslamoğlu Hocamız başımızdadır. Hüseyin Avni Hocamız başımızdadır. Muhammed Yerkenci Hocamız başımızdadır. Ömer Keleş hocamız başımızdadır. Ee, Hüsamettin Vanlıoğlu hocamız, Fatih Kalender hocamız, İsmail Hünerlici hocamız, Adem Ulaş hocamız, Şura'daki hocalarımız başımızdadır. Hoca hanımlarımız var. Ee, ablalarımız var. Annelerimiz var. Hoca annelerimiz var. Başımızda mıdır? Hanım kardeşlerimizin başındadır. E biz bu hocalarımıza sahip çıkacağız. Neden? Çünkü onlar da Efendi Hazretlerimizin yoluna sahip çıkıyor. Efendi Hazretlerimizin yolu neydi? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yoluydu. Yani biz o yolu yaşatırsak, o yolu yürütürsek Mustafa Bey ee, biz neye sahip çıkmak, çıkmış oluyoruz? Efendimiz sallallahu aleyhi evet. yoluna sahip çıkmış oluyoruz. Mesela İbrahim Efendi hocamıza geçen gün Cübbel hocamıza ziyaretine gittik. Ondan sonra dedi ki e, hocam dedi biz size tabiyiz. Yok dedi İbrahim Efendi. Hepimiz dedi Efendi Hazretlerine tabiyiz. Sen bu sözü Efendi Hazretlerine söyleseydin o ne diyecekti? Efendi babamıza tabiyiz diyecekti. O ne diyecekti? Ali Rıza Bezaz Hazretlerine tabiyiz diyecekti ve bu silsile yoluyla efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gidecekti. Biz bunu efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyledik. O da Rabbimize bizi evet. bağlıyız. Bağlayan zaten ye yegane rehberimiz, önderimiz, değil mi? liderimiz, medar iftiharımız. Yani biz onun ümmeti olmakla şeref duyuyoruz. İşte aslında bu çalışma böyle bir çalışmadır ve gerçekten bu çalışmayı çok ciddiye almamız gerekiyor. Yani şu an benim burada vakit darlığından söyleyemediklerim var e, bu ekranlar müsait olmadığı için söyleyemediklerim var Amma velakin Hayder gerçekten e, bu işi e, özellikle e, Efendi Hazretlerimizin vefatından sonra Hasan Efendi hocamızın da vefatından sonra e, sorumlulukları artmıştır e, Hayder'in üzerine düşenler artmıştır e, Hayder zaten Cübbeli Ahmet hocamızın şeref başkanı olduğu dernektir Yurt içinde yurt dışında birçok çalışmalar yapıyor ama bir taraftan da camiamıza hizmet eden önemli bir kurumumuzdur. Evet. Sahip çıkmamız gerekiyor. Hayder'i bu anlamda daha çok desteklememiz gerekiyor. Mesela bir aşevini bile biz 5 bin 6 bin kapasiteden 8 bin'e çıkardık. Bak Bursa'da kursların yemekleri kesildi Mustafa Bey. Bursa'da 2 bin kişilik aşevi kurduk. Şu an yemek dağıtılıyor, yemek çıkıyor. Önümüzdeki hafta konuşacağız inşallah bunları. İnşallah. Yani bu ilmi çalışmaların bir şekilde yürümesi lazım. Eğer bir sahip çıkmazsak, e, başkası da sahip çıkmaz ve bu ilim ortada kalır ve ilim ehli e, aramızdan alınır. Ondan sonra bir takım, işte bugün bizim de e, hayretle izlediğimiz birilerine ortamlar kalır. Ondan sonra çıkar işte birisi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sahabesi hakkında haşa ağzını bozardı der, ödlekti der. Annelerimiz için çok haşa ve haşa ve kella cadaloz der işte biz bu alimlere meydanı bırakmamamız gerekiyor onlar haddini bilmiyor onlar onlara Allah tövbe nasip eylesin ama Aynen. bizim bunlardan şikayet etmek yerine onların bozduğunu düzeltecek insanlara doğru İslam'ı doğru dini anlatacak alimler yetiştirmemiz lazım burada da mesuliyetimizin büyük olduğunu düşünüyorum hatta önümde yine bir hadis-i şerif var çok önemli bu hadis-i şerifte Mustafa Bey e, Ebu Derda anlatıyor radıyallahu anh. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik. Mübarek gözlerini semaya dikip şu anlar ilmin insanlardan çekilip alındığı anlardır. Öyle ki insanlar ondan hiçbir şeye kadir olamazlar buyurdular. Ziyad bin Lebit El Ensari radıyallahu anh araya girip bizler Kur'an'ı okuyup dururken ilim bizlerden nasıl alınır? Vallahi biz onu hem okuyacağız hem de hanımlarımıza ve çocuklarımıza okutacağız dedi. Bak. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir şey söylüyor. Evet. Sahabe de ya Resulallah diyor biz buradayız diyor. Dimdik ayaktayız diyor. İşte bugün bunu bizimle de söylememiz evet. gerekiyor. Efendi Hazretlerimiz ahirettedir ama biz dimdik ayaktayız. Şuray Müceddidiye'deki hocalarımız başımızda. İbrahim Efendi Sellem'e vekillerin emiri başımızda. Cübbeli hocamız başımızda. Allah hepsine sağlık, sıhhat, afiyet ihsan evet. eylesin. Ve çocuklarımıza ve hanımlarımıza da okutacağız dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah iyiliğini versin. Ey ziyad, ben de seni Medine'nin fakihlerinden sayardım. Bak işte Tevrat ve İncil Yahudilerin ve Nasranilerin elinde onlara ne faydası var? Onları okuyorlar ancak muktezasıyla amel etmiyorlar buyurdular. Yani amel olmadı mı? Bak Ya. Yeah. yani kitap elinde de olsa yeah. değil mi Mustafa Bey? Ve sonrasında Ravi Cübeyr sözlerine şöyle devam eder. Bir müddet sonra Übade bin Samit Radiala anh'a rastladım. Kardeşin Ebu Derda ne söyledi? İşittin mi dedim? Ve ona Ebu Derda'nın yukarıda söylediklerini haber verdim. Bana ey Ebu Derda doğru söylemiş. Dilersen kaldırılacak olan ilk ilmin ne olduğunu sana haber vereyim. Nedir? Huşu. Büyük bir camiye girip huşu üzere olan tek bir şahıs bile göremeyeceğin günler Allah Allah. yakındır dedi. Allah Allah. Bak, kaldırılacak olan ilk ilmin ne olduğunu sana haber vereyim mi? dedi. Huşu yani büyük bir camiye girip huşu üzere olan tek bir şahıs bile göremeyeceğin günler yakındır. dedi. Kim dedi bunu? Sahabeden e, übade bin samit bunu söyledi. Yani şimdi e, aslında e, biraz e, aklımızı başımıza almamız gerekiyor her anlamda Mustafa Bey. Tabii ki biz önce kendimiz ee, iman ettiğimiz gibi salih amel de işleyeceğiz evet. ee, ve asır evet. suresine Rabbimiz ne buyuruyor elbette muhakkak asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadır kim hüsranda değildir İman edenler iman etmekle kalmayıp ve amilus salihati salih amel işleyenler sonrasında da amel, iman edip salih amel işledikten sonra da kalmayıp birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler Müstesnadır buyuruyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, Asır Suresinde. Buradan ne anlıyoruz? Demek ki biz sadece iman ettik, amel aşıyoruz diye e, kalmayacağız. Salih amel işleyeceğiz. Bir taraftan da hakkı ve sabrı tavsiye edeceğiz. Bunu yaparken de böyle hakkı ve sabrı tavsiye edecek alimleri yetiştireceğiz. Başka şansımız yok. İnşallah Allah bu konuda da bizleri muvaffak eylesin amin. demiş olalım. Amin. amin inşallah Allah razı olsun. Amin Şimdi... E, talebelere hakikaten böyle günlük e, sadakalar veriyor bizim e, abilerimiz ablalarımız bunu artık dijital yollarla da yapılabiliyor evet. mesela SMS gönderebilirsiniz efendim sanki böyle bir sadaka kutusuna e, o bağışta bulunuyormuşsunuz gibi sadaka atıyormuşsunuz gibi e, Hayder'in SMS numaraları var 72 e burs yazıp gönderdiğiniz zaman 100 TL bağışlamış oluyorsunuz 14.66'ya burs yazıp gönderdiğiniz zaman 50 TL bağışlamış oluyorsunuz. Bunlar yani çoğu izleyicimizin, dinleyicimizin haftalık olabilir, günlük veriyorsanız günlük olabilir, aylık olabilir verebileceği esasında sadakalardır. Sadaka vermenin zaten ehemmiyetini başta Cübbeli Ahmet Hoca Efendi olmak üzere sayısız hocalarımız defaatle vurguluyorlar ki çok önemlidir. Biz de Mehmet abimizden de burada pek çok kez bunu konu başlığı yapmışızdır. Dolayısıyla bu şekilde efendim ilim talebelerine, Kur'an talebelerine destekte bulunabilirsiniz. Bunu hatırlatmış olalım. Şimdi arkadaşlarımız da zaman zaman altyazıda geçiyor. Haydar bin kişiye burs dağıtacak diye de aslında zaten Haydar dağıtıyor. Yani bin kişiye bursu Yıllardan bu yana veriyor. İnşallah bunu yine devam ettirecek önümüzdeki yılda hatta imkan olabilirse artıracak da. İnşallah. Ee, burs tutarı da 2000 TL her bir ilim talebesine e, verilen burs tutarı. İnşallah e, bu hizmetler durmaksızın devam eder. Mehmet i̇nşallah abi. İnşallah. Ki bunun yanında bir de kırtasiye yardımı yapıldı bu sene eğitim öğretim başlangıcında. Evet, evet. O hariç. Değil mi bundan yani? Tabii, tabii burs tamamen ayrı bir Hı -hı. E, yardım yöntemi ve bunu direkt e, burs alan kardeşlerimizin IBAN numaralarına yatırmak evet. suretiyle hesabına evet direkt yet... hesabına yatırıyoruz. Çok güzel bir şey. Efendim Ahmet Yesevi Ork TR'den yine tabii öğrenebilirsiniz e, detaylı bilgileri oradan yine online bağış yapabilirsiniz 0212 923 1923'te Hayder'in çağrı merkezidir. Arkadaşlarımız bununla ilgili de yine bir e, video hazırlamışlar. Onu da ekrana getireceğiz İnşallah. ama süremiz kalmadı Mehmet abi. Size veda hayırlısı ediyoruz. Hayırlısı olsun, hayırlısı Teşekkür olsun. ediyoruz. Allah razı olsun. Efendim Yesevi yolunu da noktalıyoruz. Tekrar buluşmak, görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Selamlar aleyküm. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 2016 yılından bu yana yurt içi buz programıyla ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere destek sağlamaya devam ediyor. Hayder başta hafızlık, imam hatip ve ilahiyat öğrencileri olmak üzere pek çok başarılı gence eğitim hayatı boyunca öğrenim bursu veriyor. Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde 1000 öğrenciye aylık 1000 lira burs desteği sunan Kardeşlik Köprüsü'nün mimarları 2024-2025 eğitim öğretim döneminde bu desteği iki katına çıkararak ayda 2000 lira öğrenim bursu vermeye başladı. Eğitim dönemi boyunca sürecek olan bu yardımlarla Hayder, gençlerin tahsil hayatında karşılaştıkları maddi yükleri hafifletiyor bugüne kadar 8 yılda tam 4361 öğrenciye burs imkanı sağlayan Hoca Ahmet Yesevi'nin temsilcileri, Türkiye'nin geleceğini birçok farklı alanda şekillendirecek gençlere katkıda bulunmayı sürdürüyor. İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına uzanan bu burs programıyla Hayder, gençlerin eğitim yolunda ilerlemelerine kararlılıkla destek oluyor. Ben size e, Hayder'i tavsiye edebilirim, şeffaflığına güvenirim. Bir yeryüzünde üşüyen bir Müslüman varsa veya aç yatan bir Müslüman varsa senin ısınmaya hakkın yok, senin tok yapmaya hakkın yok.